İki tane 45'lik çıtırın sunduğu yöresel programı başlıyor efendim. Bugünkü konuğumuz Enver. Çok rock, böyle Fena rock. harbi rock. Afutlamak. Indira Gandhi değil mi? Olmadı. Anar ya. Anar ya. Bence Anar ya. Bir, yani oho, yok ki. Simit. Simit ya. Yine simit geldi. Hatay birbirinin farkı ne? Yani şimdi bir sos yapıyorlar. Ben onu söyleyeyim. Ben... Yiğit, müsaade et de adam memleketi hakkında konuşsun. Yok yok, adam da askerlik yapmış ya. Şu anda bize bir herhangi bir gösteri bir şey yapamayacaksın. Uçacağım biraz daha. Süper olur. İki tane 45'lik çıtırın sunduğu yöresel programı başlıyor efendim. Bugünkü konuğumuz Enver. Hoş geldin Enver. Hoş buldum. Kendini biraz tanıtabilir misin bize? Enver Ertaş ben. 1987 Hatay İskenderun doğumluyum. Çocukluğum İskenderun'da geçti. Gençliğim Adana'da üniversiteyi okudum. Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunuyum. Devlet Konservatuarı. Ve 2012'den beri de İstanbul'dayım. Burada da yaşlanmaya devam ediyorum. Meslektaşız. Yine bir meslektaşınla karşılaştım. Evet. Oyunculuk, oyunculuk bölümü mezunuyum ama daha çok illüzyonistlik yapıyorum. 12 yaşımdan beri de profesyonel olarak illüzyon sanatıyla ilgileniyorum. Süper. Aslında hani zaten ben çok fazla tiyatroyla illüzyonistliği de ayırmıyorum. Yani nihayetinde ikisinde de sahne. İkisi de sahne sanatları yani ikisi de. Aynen öyle. Sahne sanatlarıyla ilgileniyorum diyebilirim. Evet. Süper. Şu anda bize bir herhangi bir gösteri bir şey yapamayacaksın. Uçacağım biraz daha. Süper olur. bunu yaparsan rating rekoru kırarız Enver, söyleyeyim sana. Umarım, bakalım yani soruları sordukça. İskenderunlu olanlar aynı Oflular gibi, ya biz Ofluyuz, Trabzon'u değiliz diyor ya, evet. İskenderunlular da aynı şeyi söylüyor mu? Biz Hataylı değiliz, İskenderunluyuz. Niye? Yani aslında Hataylıyız, bunu özellikle söylemiyoruz ama böyle süre gelen bir şey var. Yani hani biz de hep öyle duyduk büyüklerimizden. Aha. Şimdi kültürel olarak da baktığımızda, yani çok kısa, coğrafik olarak çok kısa bir mesafe olmasına rağmen kültürler biraz ayrışıyor. Şey yani, değil mi normalde? Evet. İskenderun, evet. Hatay'ın en büyük ilçesi değil mi? Merkez ilçe gibi ilçesi, bir şey aslında. Tabii nüfus yoğunluğu da çok fazla. Aha. Yani bir de İskenderun, ben orada askerlik yaptım İskenderun'da. 15 ayım falan geçti. İskenderun bayağı bildiğin Kadıköy yani. Hani bayağı işte oradaki bir pastane vardır, şimdi ismini vermeyeyim. Orada pastane var. Belki sponsor var. Olur. Tamam, Petek Pastanesi logosundan evet, tasarımına kadar buradaki Pelit Pastanesi'yle aynıdır mesela. Hani tabii. Mesela orada Kral Künefe vardı. Bulamadım gerçi en son gittiğimde. Hatay'da bulamadım ama İskenderun'da Kral Künefe vardır mesela bir tane. Kral Künefe abi oranın hani şey olarak da gittiğin zaman içeriye İstanbul'daki bir mekana girmiş gibi hissedersin kendini. Ama yani, Hatay'da öyle değil. Hatay'da dokular evet. Daha... şey, tarihi dokular var. Daha hani Girift kültürlerin bir arada yaşadığı bir doku var orada. Daha otantik. Evet. Daha otantik. Çünkü çok şey işte Süryanisi var, Ermenisi var, şeyi var. Yani öyle zengin bir halkı var ki Hatay'ın. İskenderun'dan biraz ayrışıyor o anlamda Hatay'ın kendi içi. Onu gözlemlemiştim daha doğrusu. Yiğit, o kadar şey söyledim. Benim aklımda sadece evet. Künefe kaldı abi. Abi künefe çok acayip. Çok acayip yani. Orada künefe, bir de dürüm mü abi? Bir dürümleri evet, var onların. Dürüm konusunda evet yani bak şimdi dürüm bitik dediğin yani. Anda şuralarım. Şey, mesela ama künefe konusunda hakikaten nadir böyle künefeyi sevmeyen İskenderunlulardan biriyim. Aynen. Mesela ailemde yoktur öyle sevmeyen ama benim hiç künefeyle aram barışmadı yani. Hatay dürümünün farkı ne? Yani abi, şimdi bir sos yapıyorlar. Ben onu söyleyeyim. Yiğit, müsaade et de adam memleketi hakkında konuşsun. Yok, adam da askerlik yapmış ya. Ya bir Paç Meydanı diye bir yer var Serhat abi. Evet. Böyle dürümcüler evet. Yan yana. Çok da mesela arada lezzet farkı yoktur yani. Ne meydanıydı abi? Tatları. Paç Meydanı. Paç Meydanı. Yani şimdi özellikle... Ben yemek yenecek yerlerin notunu alıyorum o yüzden. Ha, eyvallah. Ya İskenderun'da nerede döner yersen aynı lezzeti yakalarsın az çok. Yiğit abinin dediği gibi özel böyle baharatlarla kendine soslu. Özel bir sosu var. Onun dışında bayağı bir dolduruyorlar içini. Patates kızartmasından işte envai çeşit salatasına, sosuna, mayonezine. Yani böyle sulu sulu bir şey. Hani kuru bir şey değil. Ve bayağı hiçbir böyle... Hiçbir şey diyemiyorsun bile. Dolu dolu da bir şey yok. Tantuni gibi mi? Yani.
Tantuni gibi. Yani yağ olarak evet ona benziyor. Hı-hı. Şimdi İstanbul'da da var kısmen. Mesela geçen gün Kadıköy'de Zurna diye bir mekandan arkadaş götürdü. Hmm. Zurna döner zurna yedirdi. Dürüm, evet, zurna dürüm. Yani yakındı tadı. Ama tabii orada bir başka güzel. Sonuçta uzmanlaşmışlar yıllardır hani yapa yapa. Emre sen de hazırsan başlayalım abi. İlk kelimeyi alalım. O zaman tamam. İlk kelimemiz çokrak. 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 Çokrak böyle... Harvey Rock. Harvey Rock. Metal değil mi? Shock Rock. Hard Rock yani. Bak, Hard Rock evet. Geliyor abi. Bütün Hatay Jim Morrison dinliyoruz. Neden olmasın? Jim Morrison Hataylı falan diyormuş. Yani. Adamlar kelime geliştirmişler bunun üzerine. Ayakkabı diyorum ben. Çarıktan yürüyerek. Çok. Yok uzak yani. Uzak. Değil. Evet Yiğit sen söyle abi. Çokrak bence çorak demek abi. İlk benim de aklıma geldi. Değildir diye söylemedim yani. Yok değil abi. Değil. Tamam. Arkadaki kedi nedir? İsmi nedir onun? Merhaba. Evet. Kedimiz Hediye. Bu kedimiz bahçeye düştü geçen hafta. Tasmalı bir şekilde. İlan verdik. Hani sahibi bulunsun diye bulamadık. Hediye olarak kaldı. O zaman ekrana bir göster ha. Belki sahibi de denk gelir izler. Olur yani. Evet. Şişli'de bulunmuştur Hediye. Şişli'de Hediye. Çok mutlu. Hadi bakalım. O zaman çokrağı bir cümle içinde kullanabilir misin Emre? Güzelim pantolonun üstüne çokrak döktü. Çokrak döktü. Dökünce leke olan ve çıkmayan bir şey. Mahvolacak. Mahvolacak bir şey. Dut diyorum. Dut. Yani değil abi yok. Duyulmadı değil, herhalde. Değil. Öyle bir tepkisiz kaldı. Okay. Peki. Çokrak o zaman yağdır. Makine yağı gibi bir şey. Evet. Değil abi. Peki, var mı başka bir ipucu? Tamam bir cümle kurayım. Eve geldiğimde mis gibi çokrak kokuyordu. Baya baya yorulmuş temizlik yaparken. Ha çamaşır suyu. Bravo. Vay. Çamaşır suyu, çokrak. Çokrak çamaşır suyu. Bu işte Yiğit abi bir markaymış zamanında. Çokrak, evet. Öyle mi? Evet, markaymış. Bütün Hatay'da öyle kabul ediliyor. Allah İşte Allah. Yani çok... diğer markalar sana yağı gibi falan işte yani. Aynen. Güzel. Aynen. Güzel. Ama çokrak diye de bir marka yani hakikaten abileri kutluyorum. Çokrak nereden çıkmış o ya? Ya tabii, ben tabii. Ona da baktım. Bu Türk Kırımları'nın kullandığı bir şeyde kaynak, doğal kaynak. Fışkıran doğal kaynak anlamına geliyormuş. Çok rahat. Süper. Süpermiş hakikaten. Ver abi yeni kelimeyi. Cincik. Cincik. Cincik gibiydi. Sende. Cincik gibiydi, cincik gibiydi. Abi dur çok, hatırlıyorum. Elazığ. Çok böyle fonetik değil mi? Aynen. Hayır ya bayağı cinciği Elazığ'da sordular biz abi cincik gibisin. Yani tertemiz pırıl pırıl anlamına geliyor dedi. O da var ama bir de tam değil mi? Şey var. Bildi mi yoksa? Sistem hali var yok. O cincik gibisin evet sıfat olarak kullanılan ayrı bir şey. Yani bu eş anlamlı bir kelime. Benim kastettiğim isim hali. İsim cincik. Hali var bir de bunun. Evet. Okey tamam. Bir şey bu somut bir şey. Okey tamam abi buyur Serhan. Cincik. Evet ben kopya çektim çünkü Elazığ'da. Evet temiz pakı öne süren yapan yani çağrıştıran beyazdır. Beyaz mı? Yok. Hadi. Yani direkt somut bir şey. Bir şey yani nesne. Yani, peki o nesneyi bir cümle içerisinde kullanabilir misin? Hadi bakalım anlamaya nasıl yani. Tamam. Bakalım, ne olacak? Yavrum dur dikkat et yerlerde cincik var. Ayağına bir şey olmasın. Dur tamam buldum. Olabilir. Buldum. Cincik. Aha. Buldum. Ayağında bir şey olmasın mı dedin sonunda sen? Evet. Yerlerde cincik var. Söyleyeyim bir şey de hani bir puan mı alsan yoksa? Sen ben evet, söylüyorum. Görüyorum cam kırığı diyorum. Temizlikten bak. Vallahi mı? Evet. Cam kırığı. Abi ayağına dikkat et diyor. Ben başka bir şey düşünmüyorum. sabun düşünmüştüm. Dikkat et. Temizlik öncesiydi çokrak. Güzelmiş. İkisi birleşti beyinde. Cam kırığı. Cam kırığı. Cam. Cam. Cam parçası. Bir sonraki kelimeyi alalım. Bakalım yani bunu başka yörelerden duymuş olabilirsiniz. Anarya. Duymadık. Yok duymadık. Oh sevindim. Sen de abi hadi bakalım. Bunu bilebilirsiniz diye çok Anarya. Şüpheliydim. Anarya. Anarya diye bir şarkı vardı sanki. Alarmaydı o pardon.
O anar ya, anar ya. Anar ya. Sallamanın çeşidi yok. Seni anar ya. Hatırlamak diyor. Yok abi. Anar ya. Aslında Anarya'dan ya ben şöyle düşündüm, hani hakikaten bir şeyin ismidir bu. Anarya mesela albüm gibi bir şey düşünmüştüm senin söylediğinden yola çıkar, hani anı falan. He. Peki Anarya. Anarya bence Anarya bir yani oho yok ki simit. Simit geldi. Yine simit geldi. Simit cümle abi. Cümle içinde kullan abi. Tamam. Anarya gelirken hı-hı, arabayı kaldırıma vurdu. Anarya hızlı gelirken değil abi. Ha, o zaman diğeri. Anarya nasıl ya? Anarya gelirken arabayı kaldırıma vurdu. Hı-hı. Geri geri. Evet, geri geri. Aynen. Evet. Yalnız geri. Senin yaptığın gibi yapıyorum. İpucu değerlendiriyorum abi. Çağrışımdan gitmiyorum. Tamam. Başka türlü olmuyor abi. Çıkmıyor ki. Olmuyor abi. Ama yine ben sana verdiğim ipucunu yaptım hareketimi yani. Arkaya aa görmedim veriyorsun. Ben onu biliyor musun? Vallahi i̇şte görmedim ben onu. Bakacaksın. İpucu veriyorsun. Aynen. E ben kendime bakıyorum burada abi. Ne bileyim. Seni görmüyorum ki. Eyvallah abi. Yeni kelimeyi alalım abi. Havuç. 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 Şanlıurfa'yla bitiyor. Havuç. Ben sana söyleyeyim Serhat. Ne haber lan? Havuç bu. Sende zaten sıra. Sende aa öyle mi? Havuç. Yönlendireyim dedim. Havuş, havuş. Hava alırı ulaşamıyorum. Havaş yani. Havaş gibi. Hava ulaşım. Havuşun Hatay'da. Hatay versiyonu. Havuş, hava ulaşım. Havuş, yani bana ana bir bu sebze gibi bir şey gibi geliyor. Ya yemek gibi bir şey geliyor havuş. Yok. Bir kebap diyeceğim ama yok dedin zaten. Değil. Benim de aklıma şey geldi ama. Bu Adana yöresinde babuş diyorlar ya. Arkadaşa, kankaya, kardeşe. Hatay yöresinde de bu. Arkadaş, kanka, sahibi bir şey olabilir mi havuç? Yok, yok abi. Neymiş? Peki cümle içi alalım. Cümle içi abici. Cümle içi. Çocuklar en son havuçta oynuyordu. Havuçta oynuyordu. Sokakta. Yok. Parkta. Yok. Uzay bir cümle daha var abi. Havuçun kapısını açık bırakmış. Ha. Havuçun kapısını buldum. Açık bırak. Bahçe. Evet ya bahçe. Avlu. Avlu, bahçe. Evin ön tarafı, aynen. Evin ön tarafı. Peki, avlu. Bahçe, kabul mü bahçe? Kabul, yazdım sana. Vay be, havuç. Aa, ne acaba, acaba? Havuç, havuç. Yani hakikaten ben şeyi çok duydum yani işte avluyu çok duydum ama havuç gibi bir şey hiç duymadım yani. Hava hakikaten almaktan geliyor olabilir belki. Ha, yani olabilir. Hava ulaşım. Ben oradan bağlarım onu. Var, yeni kelime alalım abi. Yani umarım bunu duymamışsınızdır. Merhaba. Daraba. 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 Söylüyorum. Dara düşmüş maraba. Dara düşmüş maraba ne abi? Daraba güzel ama güzel bir işte. Maraba yani. İşte dara düşmüş ama. Dar araba. Daraba. Yani ne olabilir daraba? Dar araba. Motosiklet abi. Dar oh araba. Yok. Oo, enteresan. Darara ama güzel hakikaten. Sıkıştırdım abi. Yalnız Yiğit sende bayağı bir gelişme var ha. Yani yönlendirme falan çok yapıyorsun. Tabii fenayım. İyi güzel geliştim yani. Merhaba cümle içinde darabayı. Darabayı açık unutup gelmiş. Darabayı açık unutup gelmiş. Şimdi direkt aklımıza araba geliyor da. Daraba, araba. Darabayı açık araba unutup gelmiş. Daraba. Ya sallayacağız galiba ya. Darabayı gelmiş nedir abi? Kiler. Yok. Darabayı açık unutup gelmiş. Daraba. Kapı. Yok. Bir cümle daha yani biraz kolay olsun. Her sabah besmelesini çekip darabayı açar. Ha, dükkan mı? Yok. Değil. Aa, o da abi ha. Hakikaten ben de bildiğini zannettim. Yani besmele çekip darabayı açar. Yani dükkanla yaklaştınız ama tam dükkan değil de. İş yeri. Peki anlamında. İş yeri mi? Yok. Ha, tamam. Aa bilemedik abi. Yani daraba. Yani iki darabayı tane açar hakkımızı kullandık. Vereceksen evet, bir ipucu da alırız yoksa açıkla bize. Bunu bulamadık yani. Bu darabalar eskidi. Kumandalı olandan alalım. Abi de hiçbir şey çağrıştırmıyor ya. Bu darabalar eskidi şimdi, kumandalı olandan alalım. Evet. Televizyon darabalar diyeceğim. Eski. Besmele'yle niye televizyon açsın? Olmaz. Yani. Kumandalı. Evet, kumandalı olan ne olabilir ya? Kumandalı olanlara. Elektronik darabalardan yaptıralım.
bizim dükkana. Kepenk. Bravo. Kepenk. Kepenk miymiş daraba? Aynen. Vay. Aynen. Acayipmiş hakikaten. Kepenk, ya. Daraba. Evet, bunu ben kendime yazıyorum. Ya. Yaz abi yaz. Hayırlı olsun. Eyvallah. Daraba kepenk. Nasıl bir şeymiş abi kepenk? Hiçbir daraba, şey gelmiyor daraba. Bir de yani. Hani, daraba, değil mi abi? Daraba. Daraba. Ha şeyden ses, mi? Sesten olabilir. Sesten olabilir. Hani daraba, 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 daraba. Olabilir. Ooo darabada oradan yürümüş abiler. Olabilir. Vay süpermiş. Olabilir. Süpermiş. Ver abi yeni kelimeyi. Geliyor abi müşebbek. Müşebbek sen de Yiğit. Müşebbek bende mi? Müşebbek. Müşebbek. Ya işte hani müteşebbis deyince ortak girişim falan filan oluyor ya. Müşebbek de, aynen müşebbek de böyle orti morti bir şey olmalı gibi çok geliyor. Çok uzak abi çok uzak. Hadi be gerçekten mi? Güzel güzel ipi verdin yani. O zaman. Bence bu yemek biliyor musun? Bak oradan yürü Yiğit. Müşebbek mi? Aha. Müşebbek, müşebbek. Çok uzaksa oradan. Müşebbek. Evet, şey diyelim, patlıcanlı yemek. Vallahi benim de aklıma gelmişti. Yok. Değil. Niye? Olmadığını biliyordum. Gelmişti ama olmadığını biliyordum. Nasıl kötü yönlendirdiysen artık. Ben köşe takımı diyorum Ömer. bir yere de gidememiş ama. Hiçbir yere gidememiş. Yeni yer değil mi? Yemek. Doğru. Evet. Bir cümle içinde kullan abi bunu. Künefenin yanına yarım kiloda müşebbek alırsın. Künefenin yanına yarım ha, kiloda buldum. Müşebbek alırsın. Söylüyorsan söyle söylerim Yiğit. Kaymak abi. Evet. Değil mi? O zaman yok. Dondurma. Aa. Dondurma. Yok, yok dondurma da değil. Aa. Abi künefele ne gider ya? Künefenin yanına yarım kiloda müşebbek alıyor adam. Peki bir cümle daha alalım bakalım ne yapacağız? Hafifletsin diye bir şey almış lazım ya onu. Ya bu bir tatlı çeşidi aslında ama çok zor yani. Künefenin yanına bir de tatlı alıyor ekstra. E tabi mesela bizde işte tatlı almaya gönderdiklerinde 2-3 çeşit tatlı alır gelirdik tatlıcıda. Ha onlardan bir tanesi müşebbek mi yani? Yöresel bir tatlı mı bu? Yo buralarda da var. Tulum mu? Genelde böyle sergilenir. Tepsilerin üstünde, vitrinde. Ya buldum söyleyeyim mi? Ne? Reçel, kireçle yapılan reçel. Yok o şey... Kabak tatlısını mı dedin abi? Kabak kireç tatlısı yapma. Aynen. Kabak ha, yok tatlısı. O değil o değil. O değil. Bu, ha, bu değil. Her yerde karşılaşabileceğimiz. Hatta bir argo ismi de vardır bunun. Bilmem çok ne tatlısı, tatlısı derler. Ha, kerane tatlısı. Ay, yapma be. Evet. Evet. Baya müşebbek mi diyorlarmış orada? Müşebbek abi. Müşebbek bak abi. Neden söylüyorlarmış söyleyeyim müşebbeği. Hiç anlaşılmasın istiyorlarmış tamam mı kelime? Yani biz bunu nerede söylersek hiç anlaşılmasın aramızda kalsın yani. Müşebbeğe gidiyoruz falan aramızda yani. tüm Hatay biliyor kardeşim. Niye saklayacaklar da? Hatay biliyor abi işte bir iki kişi söylemiş. Söylemiş. Herkes anlamış ki o müşebbek o demek yani. Emre sana ulaşmak isterlerse illüzyonla alakalı, gösteriyle alakalı nereden ulaşabilirler? Instagram hesabım. Tamam. Enver Ertaş Instagram hesabım. Zaten hani bu aralar bu korona sürecinin bizi ittiği, aslında zaten istediğim ama bir şekilde fırsat bulamadığım Instagram için içerikler üretiyorum. Hani süper. Son birkaç haftadır paylaşıyorum. Harika. Onları da izlemek isterlerse. Nasıl yapıldığını öğretiyor herhalde. Musun yoksa sadece gösteri olarak mı? Yok, sadece yapıyorum şimdilik. Daha sonra bunu atölyelerine inşallah başlarsın. Atölyeler zaten yapıyorduk hani çocuklar için bu süreçten önce. Bir şekilde hobi olarak ilgilenmek isteyen minik arkadaşlarımızla çeşitli hı-hı yerlerde atölyelerimiz oluyor. Bu anlamda da arzu edenler olursa takip edebilirler. İnşallah. Arayın bu adamı. Takip edin. Takip edin. Aynen. Takip edin. Falan. O atölyeleri falan zaten Instagram sayfanda duyuruyorsun. Tabii. Tamam. Bu tarz bir şeyle ilgilenenler olursa da Enver'in Instagram sayfasını zaten altı açıklama bölümüne de ekleyeceğiz. Oradan takip edebilirler. Alalım abi yeni kelimeyi. Hafutlamak. Hafut. Hafutlamak. Hafutlamak. Yine bir maklı bir şey geldi. Hafutlamak. Hafut. Hafut hali de var. Hafut olarak isim olarak da eylem hali de var. Hafut. Ordu'da bir şey vardı. Sen daha yeni montajladın hatta onu. Hadi bakalım. Ordu'da hafutlamak. Mıydı? Yok. Antalya'da hafutlamak mıydı? Hafutlamak. Hafutlamak. Hafut. Yok be şeyi söylüyorsun. Antalya'yı söylüyorsun. Mafıt mıydı neydi ben işte unutmak unutmak bunamaktı. Aynen bunamaktı. Yok buradan sana senle konuşurken Enver'i kesiyorum ama hiç tepki vermedi. Güzelmiş. Bunlar da bizim taktikler evet. Hafutlamak. Hafutlamak
Indira Gandhi. Değil mi? Ha, olmadı. Artık sözsüz de anlaşabiliyoruz. Aynen. Hafıtlamak abi, ben ya iyi bir şey için kullanılmıyordur zaten bu hafıtlamak. Bencesini söylüyorum. Hafıtlamak bence çuvallamak anlamına geliyor. Enteresan. Yok evet, abi. Yok. Değil. Cümle içinde peki alalım abi. Çocuğu hafıtlamayı unutma. Çocuğu hafıtlamayı unutma. Çocuğu hayır, ne yapmayı unutmasın? Almayı unutmasın. Hafıtlamayı unutma. Hafıtlama. Yıkamayı unutmasın. Sevmeyi unutma. Öpmeyi, öpmek. Değil. Sen de iyi. Şimdi bak abi. Senin söylediklerinden yola çıkar. Beslemek olabilir. Öpmek olabilir. Altın değiştirmek olabilir. Çocuğu. Altın değiştirmek. Altın değiştirmek. Bak. Bu ne arka? Bu ne baba? Say araga. Şöyle. Aramalı tüpek geçen gibi geldin abi ya. Senin geçen gün yaptığın taktiği yaptım abi. Saydın bir tane çıktı. Altını besin. Abi çok acayipmiş. Hafıtlamak. Yani hafıtlamak bebek bezi. İşte hafıt bebek bezi. Hafıtlamak da işte altını değiştirmek. Altını değiştirmek. Güzel. Hafıt da bebek bezi demek. E tabi. Tamam. Yani hafıtı getir de çocuğu hafıtlayalım. Bir kelime varsa bir kelime daha alalım abi. Hambelez. 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 Handan gidelim. Meyle değil mi? Manisa. Hambelez. Evet. Hakkari, Adana, Manisa. Tamam. Hambelez ne biliyor musun? Bayağı bir din obez. Hamlarda beleş kalır. Yok. Obez de değil. Hambelez. Abi tabii obez olabilir de olmadı yani. Humble'dan yola çıkarak hiçbir yere çıkaramıyorum. Humble'dan yola çıkarak. Humble'dan hiçbir yere çıkamadım. O yüzden peki başka bir şey de ne? Ücretsiz beleş diyorum. Yok. Ya mesela bizim oralarda boğma rakı üretilir. Hani bunun işte incirlisi vardır, hambelesisi vardır. Okey. Sebze falan hambeles gibi bir şey bu. Tamam. Bir hambeles. Bitki bu. Tahıl. Meyve. Bir meyve. Ben söylüyorum, erik. Yok. Armut. Erik rakısı olur abi. Armut rakısı olur. Armut. Yok değil. Armut yani rakısı olur ama. Güzel olur. Olur. Ben rakısı güzel olanları söylüyorum zaten. Yoksa meyveyi bildiğimden değil yani. Peki hambeles başka bir şey var mı? Böyle ipucu verebilir. Zeytine benzer bu. Hambeles zeytine benzer ve rakısı olur. Bir saniye telefon hakkımı kullanmak istiyorum. İyi bir rakı içici var. Başka ne olabilir? Ben muşmula diyorum ya. Hambelese. Dur. Olur mu ya? Orada yetişiyorum bilmiyorum. Sen söyle, var mı aklına fikir bir şey? Yani zeytine benzeyen bir şey gelmiyor ama ekşi bir şey olmalı diye düşünüyorum. Rakısı makısı falan da oluyorsa bunun. Hani ekşi, çünkü meyveler de öyle ekşili bir şey olur. Erik geliyordu. Hurma olabilir mi? Yani hurma. Biraz da yabani bir meyve. Yani böyle hani orada çalı burada bitkisi mi? Dur. Yabani. Yabani neydi ya? Bir şey vardı yabani. Adı üstünde yaban mersini var. Mersin. Yaban mersini. Mersin evet. Murt. Hadi canım. Mersin. Murt. Evet. Murt. Yaban mersini. Bunun rakısı güzel oluyor diyorsun yani Emar. Evet abi. Günün güzel önermesi sosyal mesajı. O zaman İskenderun'a gittiğimizde önce bir dürümünü yiyoruz. Peşine tatlımızı yiyoruz, künefemizi. Yanında bir tane ne yiyorduk? Müşebbek yiyoruz. Sonra da bu neydi? Darabaları indirip Hambeles rakısı. Aynen. Darabaları indirip. Anarya gidiyoruz. Anarya. Güzel. Bu arada güzel. Anarya da şeymiş yani, onu da ben sizin sayenizde öğrendim. Yani bu kelimeleri araştırırken hani dedim nedir kökeni. Adana'da 1922 döneminde işte yapılan bir savaşta Fransızlar geriye gitmişler. Fransızcadan geliyormuş. Anarya Fransızca'da arka demekmiş. Hani geriye gittikleri için oradan Anarya kalmış. Geri cephede bir şey olmuş ya Anarya. Evet. Ya bu arada Anarya bana çok aşina geldi ama hani hakikaten öyle bir bağlantısı olduğunu falan hiç düşünmemiştim. Evet. Hani düşünecek gibi de değil bu arada da. Şimdi mantıklı geliyor ama yani. Yani kelimelerden ben ziyade bu tarz şeyler, hikayeler çok daha güzel oluyor ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Aynen. Kelimenin nereden sadece geldiğini öğrenmek falan çok enteresan oluyor. Aynen. Yani şeyi çok güzel, o hikayeyi dinlemek, nerede geliştirmiş, ne olmuş, ne bitmiş falan, neyin üzerine oluşturulmuş falan düşünmek bile ayrı bir keyif bu arada yani. Hani doğrusunu öğrenmekten ziyade
onu kafamda hayal etmeye çalışmak bile çok büyük keyif yani. Evet. Hambelesi o zaman bir ikimize de bir şey yazmıyorum hiç. Abi hambeles yazılacak gibi değil. Evet yani bilmiyoruz onu. Aynen öyle. Evet, yazılacak gibi bir şey değilmiş yani. Emre ağzına sağlık abicim. Çok sağ olasın. Umarım eğlendirebilmişizdir seni. Abi çok eğlendim. Çok da güzel bir format. Ben de başarılarınızın eyvallah devamını diliyorum. Eyvallah. İnşallah inşallah. Takipte kalacağım. Süper. Sen de paylaşırsan etrafındakiler de izlesinler. Eyvallah. Tabii. Biz de seni kadar takip edeceğiz Enver. Biz de seni takip edeceğiz. O onları nasıl yapıyorsun bakalım onu bir göreceğiz yani. Aynen. Eyvallah. Evet, ayrıca Enver'i takip etmek istiyorsanız açıklamalar bölümünde Instagram hesabının linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve programı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.